rakip baskı yaptığında 5 savunmacı oluyorlar bir anda. Ya dikkat edin. Hiçbir takımının yapmadığını yapabiliyorlar topun arkasına geçtiğinde 5 savunma. Bu 5 savunmacının 3'ü çok güçlü savunmacılar. Hep kim hep söylemiştim ben. 2019 yılında Trabzonspor stoper ararken bana kimi söylemişlerdi? Böyle böyle bir stoper var diye. ve ne kadar güçlü olduğunu gördük. çizgiden çıkarılan bir kafa vuruşu var. Topu olumlu kullanma konusunda Zalai ile yarışmış. Evet tabii ki daha alışık değil. İki aydır bugün basın toplantısında evet. söyledi. Yani uzun süredir maç eksiği olan bir oyuncu. Ona rağmen ben başarılı buldum. Ağır gibi gelebilir o oyuncu. Oyuncu cüsseli bir oyuncu ama değil. Çabuk bir oyuncu aslında. Topun nereye geleceğini biliyor. E çok yararlı olacak nokta atışı bir transfer. Dediğim gibi ilerleyen haftalarda kimi biz çok konuşacağız. Kim gol de atacaktır. E Zalai zaten çok çok başarılı. Evet e, Altay zaman zaman hata yapıyor ama iki maçtır. E, Zalai ile birlikte var. maçın maçın yıldızı evet. oluyor. E, Altay geçen yılki gibi yine bu sezonda maçların yıldızı oluyor. Birebir de müthiş kaleci. Şu anda e, ligin en formda kalecisi Bence Altay. Da. Hatalar yapsa da hatalarını telafi eden bir kaleci. E, onu söyleyelim. Şu anda dediğim gibi ligin en iyi kalecisi ve e, milli maçlarda da şu anda Şenol hocanın ben Eylül ayındaki o 3 maçta ee, Dünya Kupası elemeleri maçında Altay'ı kaleye koyacağını düşünüyorum. Ee, doğrusu da bu. Gerçekten hak ediyor. Ee, Mert Günok Beşiktaş'ta belki onu o da olabilir. Bilemiyorum ama şu anda kurtarış bakımından form Uğurcan, bakımından. E, Uğurcan'ın önünde evet. Uğurcan'ın önünde. Uğurcan sezona kötü başladı. Kabul edelim. Ee, o da mutlaka müthiş bir kaleci ama şu anda Avrupa kafasını karıştırdı onun öyle söyleyeyim. Teklifler hala teklifler var. Ama 6 ay müthiş. Fenerbahçe savunması iyi. Üçlü savunmaya kimse bakmasın. Delik deşik eder bilmem ne falan diyorlar ama kolay değil. E, Perera dediği gibi oyun formasyonunu ben rakibe göre değiştireceğim diyor. Antalya'nın baskısında işte Gökdönüz girdikten sonra falan da. Savunmada ne kadar çabuk çoğaldıklarını gördük Fenerbahçe'nin. Boş alan bırakmıyorlar. Yardımlaşma mükemmel. E, bir ruh var Fenerbahçe'de. Kazanma ruhu var. E, oyundan hiç 89. dakikada evet. o golün gelmesi tesadüf değil. Yani Arda'nın orada asist yapması ki iki oyuncu da Muhammed de Arda da yavaş yavaş ilk 11'i zorlayacak oyuncular. Hani 4 transfer daha gelecek ya sakatlar da iyileşse bile ben hocanın Muhammed de hep ısrar edeceğini düşünüyorum. Maçın girişi aslında göre sonradan oyuna girebilir ama şut atmayı çok seven özgür en yüksek bir oyuncu Arda da öyle. Yani müthiş oyuncular olacaklar. Türk futboluna iki yıldızı kazandırıyor Pereira. Yani... Dediğim gibi Fenerbahçe üst düzey A plus teknik direktörlerle görüştü. Gerek bütçesi yetmedi, gerek o hocalar gelmek istemedi çünkü direkt şampiyonluk isteyen bir yönetim vardı. Perera ben şampiyon yaparım dedi. Geldi. Doğru olan en iyi hocayı getirdi Fenerbahçe bana göre daha da başarılı olacak hoca ki bu kadar kadro zafiyeti olan, bu kadar sakat olan forveti yani Santriforu gelmemiş ve ekstra transferleri gelmemiş Fenerbahçe İkide iki 2 yaptı İkisi de zorlu maçtı Adana Demirspor maçı çok zordu sıcak Veneme karşı balotelli ile Adana Demirspor'u maçını kazandın ee, bu maçta öyle kolay bir maç değildi evet. ki Ersun Yanal Fenerbahçeyi çok iyi tanıyor ee, onu da kazandın. Gökdeniz konusunda Halil abiye katılıyorum. Niye Gökdeniz'de oynamadın ki? Gökdeniz önemli bir oyuncu, çok kuleli, çok süratli bir oyuncu, pozisyon bulan bir oyuncu. Girdikten sonra Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattı. Ama onun hocanın da vardır bir bildiği. Ersun Aydogdu da kızamam. O da tecrübeli bir hoca. Ama her ara e, haftanın belki de haftanın hocası olacak ki e, çok bak e, birçok hoca bunu yapamaz. Dediğiniz gibi az önce sorduğun soru Mesut Özil sorusu. Mesut Özil'i Hı hı. E, yedek bırakıyorsun Mesut Özil sahaya girerken Mutsuz değil bak O önemli bak gitti asist yaptı Yani anlatmış Mesut Özil'e Ben seni şunun için bırak hafta içi Avrupa maçım var Biraz dinlen Ve e, öldürücü darbeyi Sen girdikten sonra vur vurayım rakibe Yani kenarda benim güçlü silahım olsun e, Öyle düşündü ve e, Haklı çıktı hoca Ben Fenerbahçe. Umut verdiğini düşünüyorum. Çok eksiği olmasına rağmen, transferleri tamamlamamış olmasına rağmen Fenerbahçe e, kayıpsız yoluna devam ediyor. Taraftar takıma sahip çıkıyor, Pereira'ya sahip çıkıyor. E, çok daha iyi olacak Fenerbahçe öyle görünüyor. E, hakemler konusunu sonra konuşuruz tartışmalı pozisyonlarda ama Fenerbahçe ne olursa olsun hakem hatalarına rağmen galibiyeti hak etti. Şimdi kadro zafiyeti e, diyor ama e, şimdi ben bir şey söyleyeceğim <laughs> bakalım zafiyet var mı? <laughs> Zekiye söyleyeyim. Kadro zafiyeti dediğim şey önemli e, mesela Pelkas, Pelkas bu maçta tamam. takımın direkt oyuncusu yok. İrfan Can'ı yok. Tamam. Hadi e, Mert Hakan'ı bir kenara koyarım. Ozan Tufan gitti. E Sosa'yı oynatıyor mesela hiç düşünmediği Sosa'yı oynatıyor ama Sosa başarısızdı. Ben Sosa'nın hiçbir katkısını göremedim mesela. Şimdi e, sonradan onlara söylüyorum. Bir de 4 transfer gelecek ki onlara söylüyorum. Yok şey için söyleyeceğim ben şimdi. Ha. Sonradan oyuna giren oyuncuları söylüyorum. Mesut Özil, Valencia, Serdar Aziz, Zais Bunlar sonradan oyuna ya, giren. Ya Zayis mesela yani birçok hoca Zayis'i düşünmezdi hay, şey mesela. şey için söylüyorum. Evet. Yani hani sonradan oyuna giren oyuncular da öyle e, Ama, yani sıradan oyuncular değil tamam, ya yani yedekte de beklediğin oyuncular. O Yedek kulübesinde bayağı silahlarını bekletti. Rakip yorulduktan sonra Şimdi sahaya sürdü. kazanan hoca her zaman haklıdır. Valencia konusunda muhtemelen hani oyuncuyu Belki de eğer çıktı. sorun olmasa yani maç 0-0 değil de hı hı. yani gol atmış 2-0 olsa belki de sahaya sürmeyecek. Çünkü evet. oyuncuyu sakatlamamak Tabii. için Helsinki maçını düşünerek ama şartlar 0-0 gittiği için oyun onu söyleyebiliriz. Bazen işte oy şöyle de düşünülebiliyor mesela oyunun Fenerbahçe'nin daha da egemenliğine geçtiği bir süreç var. Mesela ne yaptı orada? Serdar Aziz'i oyuna soktu, Ferdi'yi çıkarttı, Zalai'yi sol kenara aldı. Yani üçlü stopere e, bir anda Tiseran, Serdar Aziz, e, Minja kim yaptı? Diğer tarafa Zalai'yi koydu. Yani şimdi elinde bu türden imkanlar var. Ben o oyuncuların seçimini yanlış yapıyor diye ısrarla söylüyordum. E, o say Samuel sağ kenarda 70 metre gitmez ama böyle önde baskıyı yapar, top kazanır. İşte bunları söylemeye çalışıyorduk. Ee, genel anlamda ama tabii bunu unutmamak lazım. Bak şimdi biz maç maç konuşuyoruz. Evet. Bütün her şeyi maç maç konuşuyoruz. Tabii şöyle yanıl, şöyle bir yanılgıya düşülüyor. Ee, mesela şöyle söyleniyor. Ya işte bak geçen hafta eleştiriyordunuz bu hafta. Tamam da bu, Ma bu hafta Antalya Spor. Ben ha Antalya Spor maçını yorumlayacağım bu maç şimdi tabii ki. Yani yorumluyoruz. Bu maçı 90 yorumluyoruz. Üzerinden, tabii. Bak bu maç üzerinden yorum yapıyoruz. Ama e, acaba savunmasından kolay çıkabilen bir takım Karşısında bu baskı sonuç verecek mi? Arkada az adamla yakalanacak mısın? Bunu bir sonraki hafta göreceğiz belki. İki hafta sonra göreceğiz. Şu andaki görüntü böyle. Hatta bir arkadaşımız yazmış şimdi tabii ismini falan bulamam. Ee, yani bu tür hani, nezaketle yazılan e, tweetlere söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Bakın hiç oynamaz diyordunuz evet. e, e, Muhammed Gümüşkaya'yla. Arda Güler'i oynat. Hiç oynamaz demedik. Sezon bittiğinde benim söylediğim bu. Kaç maçta forma giyecek? Tabii ki Muhammed'i koyarsın. Yani şu Helsinki maçında sana Avrupa zaferi kazandırmış oyuncuyu koyarsın. Olabilir. Hani... Mesut'u kesip Muhammed'i koyar mısın? Ama Mesut bu bir de, risktir e, çünkü. O, ama o bu, büyük bir evet. risk. Yani bir, bu riski de almayı yani göz alan risk, bir teknik direktör evet, risk, var ben, ben riski ederim. alıyorum dedi. Ha şunu da yapabilirdi. Osay Samuel'i kesip ya da Nazım'ı kesip mesela bak şöyle yapabilirdi. Osay Samuel'i oynatmıyor mu sağ tarafta? Nazım'ı kesip Mesut'la Muhammed'i de oynatabilirdi. Yani bunu da yapabilirdi. Evet. Ama şöyle bir şey var Zeki'nin söylediği gibi kazanan hoca... Doğru strateji koymuş demektir. Öyle bakmak lazım. Doğru stratejiyi koymuş demektir. Şimdi biz bu maç üzerinden okuyoruz. Bu maç üzerinden Vitor Pereira kafasındaki oyun anlayışını sahaya yansıttı. Bunu gördük. Oyun anlayışını. Ne yapacağım dedi? Ön alan baskısı yapacağım. Bak şöyle söyleyeyim. Yine söylüyorum. Ön alan baskısını Mesut ve İrfan'la, Mesut ve Pelkas'la yapamazsın. Yine yapamayacaksın. Yapamazsın. Aynen. Yani Allah. onu söylemi. Ama bu maç için Muhammed ve Osay Samuel'i koydun ön alan baskısını yapabilecek. Gustavo belki uzun haftalar sonra artık öne doğru gitmesi gerektiğini sayılmayan golde olduğu gibi öne doğru gitmesi ceza alanına basması gerektiğini gördü. Yani bütün bunlar avantaj ama hep şunu yanına koymak lazım. Bakarken yani tarafsız bir gözle bakan, fanatik olmayan gözle bakanlar şunu da bak şunu da görmesi lazım. Bu Antalya spor oyununa göre geliştirilmiş bir oyun anlayışının oturması anlamına geldi. Bir hafta sonra başka bir şey konuşabiliriz. Evet. Evet. Peki e, şöyle yapalım hemen tartışmalı pozisyonlar üzerinden konuşalım. Sonrasında e, Ahmet Selim Kul bizlere gelişmeleri aktaracak sarı Lacivertlilerden ve Vitor Pereira'nın basın toplantısını izledikten sonra yine sistem üzerinden konuşuruz. Şimdi mücadelenin tartışmalı pozisyonlarına bakalım birlikte. E, Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi var. Tisserant Veysel arasında e, o pozisyonu ekrana getirebilirsek eğer e, burada e, Fenerbahçe'nin bir e, penaltı beklentisi olmuştu.